Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Takipçimizden gelen son bir soruyu alacağım. Türkiye'de üretim yapan şirket sahibi biri için Erfan vizesine başvuru için neler gereklidir diye bu değerli takipçimiz soruyor. Aslında size bir yere getirmek istedim hem önünüze çünkü gün sonunda benzer durumdayız zarar olarak. Ben bu takipçimizin sorusunu cevaplayıp size de değerlendirmek istiyorum. Sonuçta şunu söyleyebiliriz bu değerli takipçimize. Siz Türkiye'de üretim yapan bir şirketin sahibisiniz. Ve buraya ya bir şubenizi, ya bir yan ofisinizi, ya da satış marketing yapacak satış noktanızı, mağazanızı açtığınız zaman ve buraya belli bir yatırımınızı yapıp önemli olan noktaları Amerika'da şirket kurulacak. Bu şirketle Türkiye'deki şirket arasında bağlı olduğunun gösterilmesi gerekecek. Ve siz Türkiye'deki ürünlerinizi buraya gönderip buradaki piyasaya sunuyor olacaksınız. Ve Amerika'da şirketiniz bir ofis ya da depo kiralıyor olacak. Buraya çalışanları alıyor olacak ve siz Amerika'ya bu şirketi yönetici olarak geliyor olacaksınız. Ve en önemli nokta bunlar ve bu sayede size Elvan yönetici vizelerini alma imkanı sağlayacaklar. Dolayısıyla bu önce burada göçmenlik dersinden onay alınıyor ve daha sonra da siz Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu üzerinden vizenizi alıp geliyorsunuz. Neden size bağlamak istiyorum? Tamam. Ben bu takipçimizin sorusunu cevaplamak istiyorum. Size bağlamak isteme sebebim de değerli Tufan Bey. Sonuçta bizim firmalarımız Türkiye'de iş yapan firmalarımız. Bunlar küçük ölçekli, orta ya da büyük. Sonuçta bunlar şirketin kültürünü, ürünü, disiplinini bilen kişiler. Tamam. Ve bu kişilere siz ne kadar Amerika'da biz hani Amerikalı çalışan bile alsanız gün sonunda yine o yöneticinizi ya da o uzmanınızı buraya getirmek istiyorsunuz. Kesinlikle. Bu konuda neler söylersiniz değerli iş adamlarımız? Tabii gelmek aslında firma yeterince köklü ve büyükse buraya gelmekte bir sıkıntı yok. Uzman kişi olarak firmanın ilk başta burada açıldıktan sonra firma açılışından sonra biz firmamızda X person'ı değerli yöneticimiz Amerika'ya göndermek ve buraya transfer etmek istiyoruz deyip yönetici arkadaşımızı tabii bunun da gerçekten aynı firmada yüksek seviyede bir management olabilir, üretim olabilir her neyse. Yıllarca bir tecrübesi olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki vize işlemlerini. Biz daha önceden de getirdik böyle arkadaşlarımızı. Böyle arkadaşlarımızı da vize de aldık. Bizim için olabilecek, atıyorum, terzi olabilir. Bizim için önemli olan odur. Veya mağazacılık konusunda yıllarca birçok sarar mağazasını yönetmiş bir şahıs olabilir. O kendisi olabilir. Tüm çalışmalarımız gayet normal olabiliyor. Çok teşekkür ederim. Benim zaten biraz sizden de onu açıklamanızı isteme sebebim pratik anlamda takipçilerimiz örneğini görebilsinler noktasındaydı.